Sayın Murat Kurum, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Bundan tam 12 gün önce hep birlikte kadınlarımızla, gençlerimizle, aziz İstanbullularla güzel İstanbul yoluna çıktık. Bu yolda gittiğimiz her yerde İstanbul'un alnı ak gençleri ve bu şehrin siz değerli asil kadınları bizim yanımızda oldular. Ben yola çıkarken şunu söylemiştim. Bu hareket bir kadın hareketi olacak demiştim. Sizler de İstanbul'un değerli kadınları olarak, annelerimiz olarak coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben daima yanımızda durduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 94'te İstanbul'un efsane belediye başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşları kadınlarımız sizlerdiniz. Bu şehrin makus talihini değiştiren, birbirinden büyük projelere imza atılmasına vesile olanlar sizlersiniz. İstanbul'daki tüm ulaşım, dönüşüm, çevre, sosyal destek yatırımlarının projelerinin altında siz değerli kadınlarımızın imzası var. Sizler yeri geldiğinde evinden, yeri geldiğinde ailesinden, çocuklarından feragat edenlersiniz. Bu şehri, bu şehrin 39 ilçesindeki 964 mahallesini kapı kapı gezen, İstanbul'u bugünlere getirmek için yılmadan, yorulmadan çalışanlarsınız. Bu cennet vatanın güçlenmesinde emin olun kadınlarımızın rolü çok büyüktür. Ekonomide, üretimde, ihracatta, sanatta ve kültürde olduğu kadar yine hayatın her alanında kadınlar en güçlü şekilde vardır. İnşallah biz de 31 Mart akşamı İstanbul yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuştuğunda sizlerle İstanbul'un kadınlarıyla, anneleriyle hep birlikte çalışacağız. Her işimizde, her işimizin yine projesinde, karar verilmesinde bu şehrin asıl sahibi olanlarla, yani sizlerle kadınlarımızla istişare edeceğiz. Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak, hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu değerli kardeşlerim, İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür. Bu bizim sizlere sözümüzdür.
Bu ülke kadınlarına emin olun çok şey borçludur. Bu yüzden biz de İstanbul'un kadınlarının evinde, iş yerinde huzurlu olmasını, aile hayatında mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Çok yakında sizlere İstanbul'umuzun geleceğine dair yapmış olduğumuz projelerimizi, müjdelerimizi anlatacağız. Bu projelerimizi açıkladığımızda İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduğumuzu da göreceksiniz. İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan %25 kadın ve genç istihdam şartına 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden iş yeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için 7/24 hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak. Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde. Çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla, göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. Ve 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Biz İstanbullulara reklam değil, hizmet üreteceğiz. Biz İstanbul'un kadınları için, annelerimizin yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle çalışabilmesi, uyuyabilmesi için İstanbul'da her ilçede deprem dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Son söz olarak diyorum ki kıymetli kardeşlerim, İstanbul'un yeni rotası yeniden Türkiye yüzyılının öncü şehri olmaktır. İstanbul'un yeni rotası Türkiye'nin bayrak şehri olmaktır. Bu bir aşk işi, uğrunda kaç kişi bu yolda niceleri kaybolup gitti. Kutsal bir mekan döndü hep devran, adaletle hükmeden. İstanbul, İstanbul, hizmet aşkı bir başka, sadece İstanbul diyoruz efendim. Sevdamızsın İstanbul, davamızsın İstanbul, vakit tamam, yeniden İstanbul diyoruz.